yasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman, Burcu Kıratlı ile beraber her sabah olduğu üzere karşınızdayız. Bol miktarda rapor ve yine şirket haberi var elimizde. Zamanımız yettiğince hepsini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bugün aynı zamanda içeride PPK kararını alacağız. Anketimizde 250 bas puanlık faiz artırım beklentisi var. Hatırlatalım ve ALB yatırıma dönelim. Araştırma yönetmeni Uğur Aydın bu sabah bizimle beraber. Uğur, hoş geldin yayınımıza. Hem bugünkü Merkez Bankası kararında faizden ve metinden neler bekliyorsunuz ALB yatırımda onu sorayım. Hem de izleyiciler de sormuşlar. 250 yerine mesela 500 bas puanlık bir faiz artırımı gelse kur korumalı mevduatı etkiler mi diye bu soruyu da sana yöneltmiş olarak başlayalım piyasa masasına bugün. Günaydın, iyi yayınlar öncelikle. Evet, bugün ana gündem maddemiz Merkez Bankası faiz kararı ve karara kadar muhtemelen piyasada biraz yatay fiyatlamalar göreceğiz ama karar sonrası volatilite artabilir, dalga boyu artabilir piyasada. Yine aslında piyasayı şaşırtmayacaktır bence Merkez Bankası. Bir önceki kararda olduğu gibi yine piyasadaki ortalama ya da medyan beklentiye paralel bir faiz artışı görüleceğini düşünüyorum. Ki faiz artış hızını azaltabilir Merkez Bankası. Şu an mevcut koşullar bunu destekliyor. O yüzden yavaş yavaş faiz artış hızının azaldığını ve %40 seviyelerinde politika faizinin zirve yaptığını görebiliriz ilerleyen süreçte. Bugün de 250 bas puan gelecek gibi duruyor. %37,5 seviyesine çıkartacak Merkez Bankası faiz oranını. Tabii bu hem döviz kurları hem de hisse senedi ve tahvil piyasaları açısından fiyatlamaları etkileyecek. Özellikle son dönemde dolar-TL zımni oynaklık seviyelerinde düşüş var. Yani opsiyon piyasalarında TL için biraz daha iyimser tarafta fiyatlamalar görüyoruz. Keza ülke risk primi düşüyor. Burada tabii global şartlar da etkili. Çünkü küreselde de finansal koşullar biraz gevşiyor. ABD tahvil faizlerinde düşüş var. İşte %5'i görmüştük 10 yıllıkta. %4,5'un da altına geldik. Dolayısıyla hem bizim hem de bize benzer gelişen ülkelerde CDS'ler düşmeye başladı ve biz para politikasını sıkılaştırdıkça CDS'in düşmeye devam edeceğini, hatta bir süre sonra 5 yıllık CDS'in 300 bas puanın altına gerileceğini düşünüyorum ben. Bu da yabancı alımları açısından ekstra olumlu bir unsur olacak finans piyasalarımız adına. Diğer yandan reel faizler yükseliyor ki halihazırda bugünkü faiz artışı öncesinde bile 3 aya kadar vadeli mevduatta %46'ya yakın seviyeler gördük son veriler itibariyle ki 12 ay sonraki TÜFE beklentisinin %44 olduğunu düşünürsek son anket itibariyle şu an mevduatta ufak da olsa bir reel faiz var, pozitif reel faiz var. Merkez Bankası'nın politika faizi de enflasyon beklentilerine göre baktığımızda reel faiz bölgesine yaklaşıyor ve bu da tabii ki Türk lirası cinsinden mevduatları destekleyen, teşvik eden bir gelişme. Az evvel KKM soruna da bu açıdan bakıyorum aslında. Reel açıdan mevduat faizleri yukarı gittikçe KKM'den çözülme de hızlanacaktır. Ama tabii ki burada faiz artışlarının dozajı yüksek olur. Beklenti üstü yine bir 500 bas puan görürsek çözülme çok daha hızlı olacaktır. Ve mevduat tarafına kayma eğilimi biraz daha güçlü olacaktır. Ama bu tabii ki Borsa İstanbul için hoş bir gelişme olmayacak. Reel faizin yukarı gitmesi, özellikle potansiyel getirisi düşük olan ve yine borcu yüksek şirketlerde hisse senedi fiyatlarının düşüşüne yol açabilir. Bu arada dün 7987'den kapandı BIST endeksi ama hem akşam seansında VIOP 30 kontratı hem de bugün vadeli piyasaların açılışına baktığımızda Merkez Bankası kararına kadar biraz yatay negatif gidecek gibi piyasa. 8000'in üzerinde şu an bir kalıcılık sağlayamadık. Fakat Merkez Bankası kararından sonra bence yavaş yavaş yabancı alımlarına odaklanabiliriz borsada. Çünkü Kasım ayında şu ana kadar zaten yaklaşık 93 milyon dolarlık alım yaptı piyasamızdan yabancı yatırımcı ve CDS düşüyor. Merkez Bankası ekstra sıkılaşma yapıyor. Bu aslında dolar bazlı olarak borsanın yukarı gitmesi için iyi bir hikaye ve küresel koşullar da şu an yabancı alımlarını destekliyor. O yüzden yabancının seçici biçimde potansiyel getirisi yüksek sektörlerde ve ucuz kalmış sektörlerde borsamızda alım yapabileceğini, bunun da hisse piyasamızda aşağı doğru hareketleri sınırlayabileceğini düşünüyorum. O açıdan ben aşağıda 7300-7000 bölgesinin beklenmedik bir gelişme olmazsa orta vadede önemli bir dip bölgesi olabileceğini düşünüyorum. Yukarıda ise şimdilik 8000-8100 direnç bölgesi var kısa vadede. Orayı aşarsak önce 8400, sonra da tarihi zirve 8562 hedeflenebilir. Ancak şimdilik bu koşullar oluşmadı.
Hacimler ve para girişleri hala zayıf. Ancak hem güçlü bilançolar hem de yavaş yavaş artmaya başlayan yabancı alımlarıyla piyasamızda aşağı yönlü alanın da ben sınırlandığını düşünüyorum. Alev Yatırım Araştırma Yönetmeni Uğur Aydın, çok teşekkür ederiz bu değerlendirme için. Şimdi Uğur'la da sohbeti oradan başladık. Sana da sorayım Burcu. Bugün PPK'dan şimdi bizim ankette 250 bas puanlık bir faiz artırım beklentisi var. Tabii burada merak konusu şu. İşte faiz arttı. Aynı ölçüde mevduat faizine yansır mı? İşte KKM'den dönene yansır mı? Bu borsa için tehdit oluşturur mu? Bunları yine konuştuğumuz bir gün olacak gibi gözüküyor. İstersen grafikler eşliğinde biz de hem de bir de beklentileri hatırlatalım tekrar. Tabii senin dediğin gibi 250 bas puanlık, hatta aslında sürpriz etkisini de kullanabilecek olanları da konuşuyoruz bir taraftan. 500 bas puanlık bir artış gelir mi ve bu da KKM'den dönüşleri de hızlandırır mı diye. Ama ben böyle olacağını sanmıyorum. Merkez Bankası bir süredir gerçekten beklentilere paralel şekilde hareket ediyor ve bu hatta bizim Merkez Bankası'nın artık öngörülebilirlik kısmında da en çok takip ettiğimiz durumlardan da bir tanesi. Merkez Bankası artık onu anlamamızı da, daha iyi anlamamızı da gerçekten yardımcı oluyor bu anlamda. Dolayısıyla 250 bas puanlık bir artışın bu ayla birlikte ve Aralık ayıyla da tekrar bir 250 bas puanla birlikte 40'a politika faizinin yaklaşması şu anda en beklenen, en olası senaryo gibi gözüküyor. Burada şundan dolayı böyle olacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz toplantıda Hafize Gaye Erkan bunun gecikmeli etkisinden bahsetmişti, para politikası kararlarının. Ben de hatta dün Morgan Stanley'in raporunda da buna vurgu yapıldığından da bahsetmiştim. Dolayısıyla bu gecikmeli etkiden dolayı 250 bas puanlık bir artışın makul ve yerinde ve hatta şunu da eklemişlerdi. Şu anda finansal koşullar daha sıkı. Yani şu andaki 250 bas puanlık bir artışla geçtiğimiz ayda finansal koşullar daha sıkı olduğundaki 250 bas puanlık artış daha bir sıkılaştırıcı etki yapıyor. Dolayısıyla şu anda 500 bas puanlık belki birden daha bir sert olacak ve bunu tercih etmeyecektir. 250 bas puanlık şu anda yeterli gibi gözükecektir. Finansal koşullarında sıkı olması şu anda mevcut durumdan dolayı diye düşünüyorum. Tabii bu bizi her zaman ilk önce borsa getiriyordu ama şimdi artık tahvillere getiriyor. 500 bas puanlık bir artış olursa bence asıl burada tahvillerde bir alım noktası olur. Yani zirve seviye tahvillerde biraz daha erken görülebileceği anlamına geliyor. Şu anda işte 10 yılıkların aşağı yukarı 28-30, 28-50 desek ona, işte 2 yıllıkların %40 olduğunu düşünsek 500 bas puanlık bir artış. Bu hani çekici giriş seviyeleri dediğimiz seviyelerdeki oraları da 35 olarak işaret etmişti genelde yabancı kurum raporları. Oraya doğru bir hareketin olabileceğini ve tahvillerde de bu zirve seviyenin artık 35'ler civarında oluşacağını ve bunun da bir giriş seviyesi olabileceğini, daha erken bir giriş seviyesi olacağını belki söylemek lazım. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın beklenenden daha şahin olması. Bu tabii borsa nezdinde nasıl karşılanır, işte mevduat faizleri tarafında nasıl karşılanır, borsa buna nasıl reaksiyon verir, baştan işte bir miktar belki mevduat faiz tarafının daha çekici olması hikayesiyle kar satışları ise de şu anda biraz daha o kendi aralarında da ayrışmış durumda da bir miktar. Evet, mevduat artık borsaya rakip olarak görüyoruz. Fakat borsada şu anda bunu daha şu andaki momentumu anlamında seçici hisselerle birlikte belli düzeylerde karşılamak istediği bir durumda. 8000'lere yaklaşmış durumdayız. 7400'den gelen bir yükseliş hareketi vardı. Piyasanın da biraz daha dediğim gibi Merkez Bankası'nı borsada öngörebildiği için dolayısıyla bunu çok satışla karşılayacağını şu anda bugünkü karar üzerinde konuşacak olursak ben düşünmüyorum. Şimdi bir yandan tabii biz bunu tartışıyoruz. Diğer tarafta para birimiyle ilgili reel bir getiri söz konusu mu değil mi? Bugün mesela Bloomberg'e bakınca onlar da diyorlar ki politika faizi itibariyle çok uzun bir aranın ardından beklenen enflasyondan arındırıldığında pozitif reel faiz yere verir noktaya gelecek Türkiye demişler. Keza kurumuzla ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine Cezayir temasları kapsamında yaptığı değerlendirme vardı. TL'de reel değer kaybının yaşandığı sürecin sona erdiğinden bahsetti. Aslında biz de epeydir konuşuyoruz. Beklenen enflasyona bakıldığında piyasa faizleri üzerinden baktığımızda bir reel faiz söz konusu az da olsa gelişen ülke evreninde diye. Şimdi bu farklar kapandıktan sonra acaba carry trade ortamı daha cazip olur mu diye seninle geçen haftadan beri ele alıyoruz. Bununla da ilgili bir değerlendirme var JP Morgan'dan sanıyorum, değil mi? Onlar %20 değersiz mi bulmuşlar TL'yi? %20 şöyle aslında. Kendi adil değer hesaplarını yapıyorlar evet, anladığım kadarıyla. Kesinlikle adil değerden yaklaşık %30-35 ucuz gösteriyor. Bu da ciddi bir reel değer kazancına izin
izin veriyor demişler. İşte yaklaşık %40 enflasyonu, sen dediğin gibi enflasyon kadar gitmiyor çünkü. Yani. Doğru. Yıllık aslında %20'lik lira spot değer kaybıyla tutarlı olacağını bu enflasyonla birleştirildiğinde ve bunun da %20 carry trade getirisi ima ettiğini söylüyorlar. Biz de senin az önce grafiklere de bakıyorduk. Az önce onlar da bu arada tahvil cinsi getirilere de yine de dikkat çekmişler. Yine yakınlarda tahvillerde de fırsat görebileceklerini belirtmişler. Yani tabii ucuz TL'nin olması, TL olan cinsi varlıkları da bu anlamda belli seviyelerde, az önce konuştuğumuz 10 yıllıklarda, 2 yıllıklarda giriş seviyesini de çekici hale getiriyor. Yani sadece TL açısından da değerli olmaya devam ediyor. Gireceği ürün anlamında da değerli ve çekici bir hikaye yaratmaya devam ediyor. Tabii şimdi mesela TL tarafında %20'lik bir hareket desek bizi 35-36 gibi bir yerde kur seviyesine götürüyor. Takip edeceğiz. Bakalım oraya mı doğru gidiyor süreç. Her ihtimalde borsa yeni güne başladı. Yatay bir artıyla da olsa 5 puan kadar artımız var. Borsa açılışında 7.991 puandayız. Bu da %0.06'lık bir yükselişe tekabül ediyor. 64 hisse yükselirken 21 hisse düşüyor. 15 hisse ise güne yatay biçimde başladı. Maliye endeks %0,14, sanayi endeksi %0,16 ve banka endeksi %0,17'lik alıcılı seyirle karşımızda. Yine hizmetler endeksine döndüğümüzde %0,18, ulaştırmada %0,10 ve turizm endeksinde de %0,43'lük yükselişler olduğunu aktarabiliyoruz. Kurlar da sabah saatlerinden bu yana hareketli ama hatırlatalım bugün Amerika'da piyasalar Şükran günü nedeniyle kapalı. Dolar TL cephesinde 28,85-42 düzeyine bir yükseliş söz konusu oldu. Euro TL tarafında da kotasyon 31.56-34 ile devam ediyor. Euro dolar paritesi de 1.09'un hemen üzerinde. Bu arada puan bazlı katkılarda Akbank'ı, Türk Hava Yolları, Koç Holding, Ford Otomotiv ve Turkcell izlerken puan bazlı baskılarda MIA Teknoloji'den sonra Aselsan, Oyak Çimento, Migros Ticaret ve Sasa Polyester'in geldiğini de aktaralım borsaya döndüğümüz zaman. Yüzdesel bazda grafiğe döndüğümüzde Şekerbank, Aksa Akrilik, Akfen Yenilenebilir Enerji, Europen Endüstri, Alfa Solar yüzdesel en çok artan taraftalar. Yüzdesel en çok düşen hisselerde ise MIA Teknoloji, İpek Doğal Enerji, Konya Çimento, TSKB ve Aselsan'ın takip ettiğini hatırlatalım. Birazdan şirket haberlerine de göz atarız diyeyim. Tekrar sözü sana bırakayım Burcu. Ve JP Morgan outright işlemlerde aylık dolar TL forwardları içinde bu arada kısa pozisyon aldığını da duyurmuş. Liranın da bu arada ekranları da gösterecek olursak yıl başından bu yana değer kayıpları yaklaşık %35 ile Arjantin pezosunun ardından en kötü para birimleri demişler. Biz de bakalım evet, biz de %35 olarak gözüküyor gerçekten. Karşı. Bu artık TL'deki atılan atımlarla işte politika faizinin güncellenmesiyle makro ihtiyaç siyasi tedbirlerin güncellenmesi ve diğer sıkılaştırıcı önlemlerle birlikte TL'nin değer kazanmasına yönelik atılan adımlar işte bundan sonrasında meyvelerini vermeye başlayacak gibi gözüküyor. Aracı kurumlarda, yabancı aracı kurumlarda bunu değerlendirmeye özellikle son dönemlerde daha fazla açıklar gibi gözüküyor. Daha fazla yabancı rapor okuyoruz bu anlamda. Tabii atılan adımlar gerçekten rasyonelleşme adına da hem çekici hikaye olması açısından hem CDS'imizin şu anda düşmesi açısından Türkiye'yi artık bir yerde konuşulur hale getirmeye de başladı herhalde Zeynep. Şimdi bu esnada tabii bizde model portföy güncellemeler de var. O tarafa da biraz geçelim istersen. Borsada hazır açıldı demişken hem global yatırım hem de vakıf yatırım tarafından model portföy güncellemeler var. İstersen biraz o raporlarında detaylarına girmeye çalışalım izleyicilerimiz için. Global yatırım Yapı Kredi, Pegasus ve Coca-Cola'yı çıkartıp İşçe ve TSKB'yi eklemiş. Özellikle mevcut hem konjonktürü hem de getiri potansiyelini tabii göz önüne alınarak bu güncellemeleri yapıyorlar. Yapı Kredi'yi çıkartıyorlar model portföylerden. Hala beğenmekle birlikte net faiz marjı 3. çeyrek solo finansal sonuçlarına göre toparlamaya başladı ve banka rekabetçilere göre oldukça güzel, güçlü bir öz sermaye karlılığı bulunuyor. Ancak 6 aylıktaki net faiz geliri rekabetçilerden, akranlarından biraz daha fazla daraldı ve nispeten zayıf bir performansı işaret ederek 3. çeyrekte toparlama sinyallerine rağmen rekabetçilerden daha yavaş olabileceği öngörüsüyle Yapı Kredi'yi uzun vadeli model portföylerinden çıkartmışlar. Pegasus'u çıkartmışlar. Trafiğe dair yıllık büyüme trendi ilk yarının güçlü tabanı göz önünde alındığında havacılık endüstrisi olan işte güçlü bir yaz döneminin geride kalmış olması ve olası jeopolitik riskler, uçuşlarda olumsuz hava koşullarının etkisi göz önünde alındığında bu
trafik verilerindeki canlı büyümenin biraz daha yavaşlayabileceklerini tahmin ediyorlar. Burada Pegasus'un filo yenileme planının ve düşük kaskın sağladığı verimlilik katkısıyla uzun vadede avantajlı bir konumda olduğunu düşünseler de geçtiğimiz 12 aylık kaydedilen bu görece getiriyi düşünerek onu da uzun vadeli model portföylerinden çıkartmışlar. Ki Coca-Cola keza. Bu da farklı coğrafyalarda faaliyet gösterdiği için temel olarak beğendikleri bir şirket olmasına rağmen son 12 ayda BIST 100'ü %36 oranında yenmiş. Yani biraz daha görece fazla. Özellikle burada 2021'in sonlarında Özbekistan operasyonlarının satın alınmasından olumlu katkı ve hacim tarafında yine toparlanma trendinin yine sürdüğünü düşünüyorlar. Yeni pazarlara giriş gibi yeni katalizörler olmadıkça hisse fiyatı BIST 100 endeksine geride bırakabilir demişler. Dolayısıyla tarihsel ortalamalara yakın olduğu için Coca-Cola'yı da model portföylerinden çıkartmışlar. Şimdi İşçi ve TSKB dedik. İş Bankası'nı temel olarak beğeniyorlar. Toplam varlık hacminde ve toplam mevduatlarda özel bankalar arasında lider konumda buluyorlar. Varlık kalitesindeki iyileşme hala devam ediyor ve güçlenen bir öz kaynak karlılığına sahip ve sağlıklı bir bilanço yönetimi. Ve bankanın ana performans göstergeleri üzerine bunun da olumlu bir etkiye sahip olmasını bekliyorlar. Biraz da geride kaldığı için 12 aylık model portföyüne, uzun vadeli model portföylerine 30.07 hedef fiyatla eklemişler. TSKB için de yine temel anlamda beğenmeleri söz konusu. Hem iyileşen öz kaynak karlılığı hem iyileşen varlık kalitesi ve net faiz geliri de 9 aylık 2023'te bozulmadan hızla artmaya devam ediyor. Net gelir de %65 oranında artmıştı. Mevduat toplamadığı için yine faizlere karşı da korumalı bir banka. Dolayısıyla uluslararası kalkınma ajanslarından da daha kolay krediye erişim kaynakları elde edebiliyor ve uzun vadeli finansman kredilerinin finansmanına da öncülük edebildiği için onu da 10.96 hedef fiyatla yine model portföylerine eklemişler. Bir de vakıf yatırımdan model portföy güncelleme var. Orada daha çok bankalar değil de banka dışındaki hareketlilik daha dikkat çekici belki. Evet, biraz daha perakende diyelim oraya. Şimdi model portföyde önerdikleri hisseden bahsedeyim. Şimdi Migros, Turkcell, Türk Traktör, Koç Holding, TAV Havalimanları ve Akbank. Şimdi burada BİM endeksini yine görece daha iyi getiri sağladığı gerekçesiyle yani %28 ile yenerken TSKB yine endeksten %13.4 pozitif ayrıştı. Şişe Cam ise aynı dönemde endekse göre %18.4 negatif performans sergiledi. Bu sebeple model portföylerinden BİM, TSKB ve Şişe'yi çıkartmışlar. Abone sayısındaki artış ve fiyat düzenlemeleriyle güçlenen performansı ve yine yükseliş potansiyeline bağlı olarak Turkcell'i model portföylerine eklemişler. Zaten bu ay en olumlu performans gösterenlerden bir tanesi iletişimdi. Dikkat çekici bir performans sergiliyor bu ay. Ayrıca sektördeki yine güçlü konumu, nakit üretimi ve yükseliş potansiyeline bağlı olarak Türk Traktör'ü model portföylerine dahil etmişler Zeynep. Evet, Türk Traktör tarafından analiz tavsiyelerinde %30,5'luk bir yukarı yönlü getiri potansiyeli terminlerimize yansımış vaziyette. Onu da yine bir dipnot olarak aktaralım izleyicilerimize. Şimdi bütün bunların yanı sıra yine TEB Yatırım'dan da bir İş Bankası değerlendirmesi var. Az önce yine model portföylerde TSKB İş Yatırım İş Bankası derken istersen TEB'in değerlendirmesini de aktaralım yeri gelmişken. Zaten TEB de model portföyünü işçiyi de eklemişti. Onun için de bir al tavsiyesi de yazmış. Bu arada öneriler biraz daha yılın 9 ayına gelirken yapı kredi model portföylere ekleme yönündeydi. Şimdi biraz daha yapı kredinin model portföylerden çıkıp gerilerine görece daha ucuz kağıtların girdiğini de genel anlamda gözlemliyoruz diyebilirim. Şimdi burada katalist yatırım temasını aslında ilk önce konuşacak olursak tabii yaygın şube ağı sayesinde az önce de söylemiştim Global'in raporunda. Döviz yaygın bir döviz ve TL mevduat ağına sahip bir banka. Hem bireysel mevduat tabanı çok güçlü hem döviz tasarruflarının burada TL'ye çevrilmesini öngören düzenlemelerle yılın ilk yarısında özellikle İş Bankası bu anlamda zorlanmıştı. Ve bu nedenle de banka istenen bu TL döviz oranını yakalayamaması sebebiyle aktiflerinin %5'inden fazlasına ulaşan sabit faizi TL satın almak durumunda kalmıştı. Ve bu yeni dönemdeki düzenlemeler İş Bankası'nı bir miktar daha rahatlatmış gibi gözüküyor. Çünkü artık mevduatların %60'ından fazlasını TL cinsinden tutmak için daha fazla çaba harcamasına da gerek kalmadı. Ve burada yine mevduat maliyetlerinin yönetilmesini sağlayacak düzenlemelerde yüksek miktarda tahvil, TL tahvil de bulunuyor. Ve ayrıca yine döviz dönüşümlü mevduat bazının %100'e çevrilmesi durumda çeyrek başına 3 milyar TL komisyon ücreti ödemekten
bu anlamda kurtulmuş oluyor ki bunda döviz mevduatını tutturmaktan daha kolay bir hedef olduğu aşikar. Dolayısıyla İş Bankası'nın daha iyi sonuçlar verme potansiyeline sahip olduğu için ve bir de tabii FK olarak da defter değeri olarak da ucuz buldukları için model portföylerini eklemişler. Burada katalist etki olacak olan unsur ise burada İş Bankası güçlü işrak portföyünü tek çatı altında toplamayı hedeflediğini duyurmuştu. Buradaki yeniden yapılandırma 31 Aralık'taki finansalları baz alınarak gerçekleşecek ve bu yeniden yapılandırmanın bankanın öz sermayesi açısından herhangi bir böyle maddi değeri bulunmasa da oluşturulan yeni holdingin BIST'te işlem görmesi, yani halka açılması anlamında da bir ipucu vermişti. Bu da halka arzın parçalar yöntemine göre primli bir şekilde yapılırsa banka için önemli bir katalizör olabilir. Ancak halka arzla ilgili tabii kesin bir bilgi bulunmuyor. Riskler ise şunlar. TL varlıkların notunun düşürülmesi, ama bu çok beklenilen bir durum değil. Beklenenden daha düşük büyüme. Bu önümüzdeki yıl içerisinde bir risk. Bir de aktif kalitesindeki riskleri artıracak TL'deki değer düşüşü. Buradaki senaryoda aslında TL'nin değer kazanması yönünde 2024 yılında büyümeye dair riskler ise genel anlamda konuştuğumuz konular arasında Zeynep. Şimdi bu arada hatırlatalım, SPK'nın haftalık bülteni de geldi. Orada 3 yeni halka arzdan bahsediliyor. Onay geldiğini görüyoruz. Çates elektrik üretimin 57 lira 15 kuruş, şeker yatırımın 7 lira ve yine Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın da 3 liradan halka arz başvurusu onaylandı. Pek çok borçlanma aracına onay var. Bunların içerisinden döviz cinsi görebildiğim 750 milyon dolarlık bir TAV Havalimanları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 715 milyon 158 bin dolarlık borçlanma aracı tahsisi başvurusunun da kurul tarafından onaylandığını görüyoruz. Onu bir not olarak aktarayım istedim. Dün zannediyorum Ülker ile ilgili bir yine analiz toplantısı vardı. Buradan notları da istersen aktaralım. Elinde ülke listesi bulunduranlar tabii, için. Genel anlamda 3. çeyrek sonuçlarını paylaşmışlar. Şirketin ağzından notları kısa kısa değinecek olursak, hem burada etkin fiyatlama, risk yönetimi, maliyet yönetimi anlamında güçlenerek devam ettiğini görüyoruz bilançonun. Özellikle sabit maliyetler dikkate alınıp kontrol edildiğini görüyoruz. Brüt kar marjı yükselmiş. Özellikle 3. çeyrekte enflasyon üzerinde büyümenin gerçekleştiğini görüyoruz. Sadece ciro değil, pazar payında da artış olduğunu söylüyorlar. Türkiye operasyonları ülkenin en güçlü operasyonlarının olduğu alan ve buradaki pazar liderliği oldukça belirgin. Burada tabii şirketin bilançosundaki en dikkat çekici unsur hazine politikalarıyla hem kur artışları riskini artık hedge etmiş oluyor olması, bir de borçluluk hikayesini azaltmış olmasıydı. Brüt kar marjlarını da arttırmış olması önemliydi ve yine de uzun dönemde de inovatif ve yeniliklerin de şirket tarafından takip edildi ve yatırımların da yapıldığı yine paylaşılmış. Genel anlamda ihracatçı bir firma olması sebebiyle de yabancı para cinsinden kurunun artması özellikle bilanço tarafında da katalizör olarak karşımıza çıkan durumlardan bir tanesi diyebiliriz Zeynep. Tabii bu arada Yıldız Holding'e ait bir yine yatırımcı toplantısıydı, analist toplantısıydı. Ülker Bisküvi, Şok Marketler, Bizim Top'tan Yıldız Holding hepsini ilgilendiren bir toplantıydı. Konuyla ilgili olarak da yine Deniz Yatırım'dan bir güncelleme var. Ülker Bisküvi ile ilgili olarak alt tavsiyesini koruyarak hedef fiyatı 103 lira 30 kuruştan 154,5 TL'ye çıkarmışlar. Yarın daha çok zamanımız olursa buraya daha fazla eğiliriz diyelim. Böylece piyasa masasının bugün de sonuna geldik. Hoşçakalın.